Neyse ben buraya hangi gün geldim arkadaşlar? Benim yine yandı kafam. Böyle mi yapsam? Böyle mi yapsam? Yok böyle olmadı. Delirmedim. Aloha. Açılışı yapmaya geldim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Size anlatamam. Çünkü bir eğitim için Access Bars, Access Consciousness. Size daha böyle hani bu konuyla ilgili detaylı bilgi vermedim ama ilerleyen günlerde kanala bir video çekmeyi düşünüyorum. Bununla ilgili yani Access Bars, Access Consciousness'la ilgili bir eğitime gidiyorum. Hindistan'a, Mumbai, Bombay'e. Ve hani benim bir videom vardı. İzlemeyenler için şuraya bırakabilirim. İşte gitmenizi önermediğim 3 şehir videosuydu. Ve yanılmıyorsam orada 3 şehirden biri olarak Bombay'den bahsetmiştim. 3. şehri, ha evet. Hatta şey olması lazım. Frankfurt, Bombay. Bir de Kamboçya'daki Phnom Penh miydi? Bir yerden daha bahsetmiştim. Neyse işte yani Bombay'de benim gerçekten travmalarım var yani. Hani zamanında 16 yaşlarındayken böyle sık sık hani babam beni biraz da zorla götürüyordu. Ama her şeyde bir hayır vardır. Çünkü gitmek istediğim eğitim orada yapılıyor. O yüzden 3 günlük bir eğitim. Benim almak istediğim eğitim orada yani Access Bars'ın kurucusu olan kişi Gary Douglas veriyor eğitimi. Eğitimle ilgili hani zaten çekim yapamam orada, yasaktı. Yine bir sorarım ama %90 yasak yani kayıt almak. Eğer ki izin verirlerse hani vlog alabilirsin derlerse ki hiç sanmıyorum, çekerim. Ama görüntüler yoksa bilin ki yasaktır, o yüzden çekmemişimdir. Neyse ben size zaten hani bilgi veririm daha sonra işte onun konuyla ilgili bir video çektiğimde. Söyleyeceğim çok şey var. Bugün gidiyorum. Bu bir vlog olacak zaten hani anladığınız üzere. Nasıl bir vlog olacak arkadaşlar bilmiyorum. Açıkçası vlog çekeceğim zamanlarda ve böyle hani yurt dışı seyahatiyse ya da hiç gitmediğim Türkiye'de bir yerse biraz panikliyorum. Böyle güzel olacak mı, nasıl olacak, neyi çekeyim falan. İlk başlarda ben zaten vloglarda her şeyi çekiyordum yani hani böyle. Ve titretiyordum kamerayı. Yani ilk vlogları izlerseniz fark edersiniz. Şimdi daha iyi olduğumu düşünüyorum. Sadece kameram böyle biraz daha geniş açı olsa daha iyi olur falan diyorum ara ara. Ve daha yavaş hareket ettirmek istiyorum bu sefer. Çünkü yine birazcık sanki hızlı hareket ettirdiğim yerler oluyormuş. Bakalım artık bizi ne maceralar bekliyor. Bir de son olarak şunu da söyleyeyim. Yolculuk 6 saat 50 dakika sürüyor gidiş. Dönüşte de 6 saat 10 dakika anladığım kadarıyla. Yani dönüş hep böyle bir tık daha kısa oluyor ya. Neyse bakalım, ekonomi uçuyorum ben. Çünkü aşırı fark. Yani 3 katı fazlaydı business uçmak istedim. Ben 4 saat üzeri uçuşlarda business uçmayı eğer ki bütçem el veriyorsa hani istiyorum. Ama öyle o kadar açıkçası yani para vermek istemedim. Çok fazla geldi bana. O yüzden ekonomi uçacağım. Bir de şöyle bir şey olmuş Türk Hava Yolları'nda. Ben bayağı şaşırdım. Böyle bir şey yoktu ve bence çok saçma. Ben cam kenarı oturmayı seviyorum uçaklarda ve cam kenarı için 326 TL ödedim arkadaşlar hani check-in yaparken. Normalde öyle ekstra bir fiyat yoktu. Direkt check-in yapıyordunuz. Neyse bu da böyle gelsin bize paralar diyelim o zaman. Bize gelsin, biz de harcayalım diyelim. Ve ben artık bu vlogu başlatıyorum. Umarım izlemekten çok keyif aldınız. Bir vlog olur ve bana bol bol şans dileyin diyeceğim ama bu vlog yayınlanınca zaten ben İstanbul'da olmuş olurum hayırlısıyla. Ay bakalım, gerçekten çok heyecanlıyım. Yani böyle değişik bir heyecan var. Bir de eğitim muhteşem olacak. Eğitimin adı arkadaşlar, onu paylaşabilirim. Olasılıklar, Choice of Possibilities. Olasılıklar seçimi. Değil mi? Öyle çevriliyor. Aynen. Belki de size bilmiyorum. İçimden gelirse böyle gün be gün paylaşırım. Heh, bir de son olarak artık gerçekten son. Atina vlog'da onu fark ettim de. Ben böyle işte birinci günden merhaba, ikinci günden selamlar, üçüncü günden aloha falan diye sizlerle paylaşıyorum. Bunun sebebi hani sizin kafanız karışmasın ve hani hangi günde olduğumuzu da bilin diye. O yüzden hani benim hoşuma gidiyor. Umarım siz de izlerken o şekilde hani ikinci günden aloha falan dememden keyif alıyorsunuzdur diyeyim. Tamam artık susuyorum ve görüşürüz.
Otele geldim. Ölmüş vaziyetteyim şu an. Yorgunum çok. Aloha arkadaşlar. Gerçekten kendi sesimi duymak enteresan geldi. Çünkü kaç saattir yoldayım. Bakın şu an saat 6.30, 6.35 diyelim biz ona. 6.30, 7 saat, yani 6 saat 50 dakika galiba sürdü tam olarak uçuş. Şimdi otele geldim. Odam daha hazır değil. 9 gibi, yani normalde tabii 3'teymiş check-in. Ben zaten tahmin ediyordum, hani kesinlikle 12'den önce olmaz diye düşünüyordum. Ama çok şanslıyım. Neyse, normalde 3'teymiş. Ama erken çıkan biri olacakmış. 9 gibi, 9.30 gibi beni alacaklarmış. Ve galiba şey yaptılar, hani ben böyle en küçük oda için rezervasyon yapmıştım. Galiba beni bir üst, yani işte deluxe odaya upgrade ettiler galiba, öyle gördüm formda. Neyse, sormadım. Yani yapmışlarsa da çok teşekkür ederim, ne güzel bir şey. Yarın olacak eğitim. Bugün 28 Mayıs Cumartesi günü, yarın itibariyle başlıyor. Kaçtan kaça, hani size yine ben bilgi veririm büyük ihtimalle. Gerçi eğitimlerde çok böyle yoğun geçiyor ve böyle beynim gidiyor. Ay, tipimi de mazur görün. Yani gerçekten ışık güzel de, ay ne yüzümü yıkadım. Yani tabii ki de uçaktaydım zaten. Ondan önce de 3 saat mi, 4 saat önce mi ne gittim havaalanına. Sonra yollarda, burası bayağı sıcak zaten, tropikal iklim. Ama yapacak bir şey yok. Yüzümü yıkayacağım, duş alacağım falan. Böyle hatta küvet varsa dedim keyfini çıkarırım. Öyle. Ya burası çok büyük ve çok büyük olunca da şimdi size oteli biraz gezdiririm ama benim kafam karışıyor. Tabii hani 3-4 gün burada geçirince biraz daha böyle hani artık alışacağım o görüntülere. Bombay ile ilgili içimden gelirse, bilmiyorum, İstanbul'a dönünce belki size bir video çekerim eğer not alırsam falan, böyle burada da hani bu şehre dair izlenimlerimi. Ama beni genel olarak çok etkileyen, hani sokakların haliyle böyle şık bir yerin ya da böyle lüks diyeceğim hani tırnak içinde bir bölgenin arasındaki fark, aşırı derecede fark oluyor. Yani bu bana böyle bir tuhaf hissettiriyor. Yani hani bir yanda böyle sokakta yatan insanlar, inekler sokaklarda, kargalar böyle deli gibi sokak, hani çok sokak köpeği var burada, demin giderken gördüm. Ne bileyim, bu otel inanılmaz lüks falan, böyle değişik hissettim arkadaşlar. Hayat. Uykusuz muyum? Evet. Biraz yorgun muyum fiziksel olarak? Evet. Ama enerjik miyim? Evet. Yarın için çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Gary Douglas olacak yani. Access'in dediğim gibi kurucusu. Çok merak ediyorum. Şey, eğitim 9'da falan başlarsa ben 7'de yerimi tutacağım. Öyle yani istiyorum. Size kahvaltıyı bir göstereyim istedim. Açık büfe. Kahvaltımı gösteriyorum ve kartım geldi. Saat daha 7.30 olmadan. Çok tatlılar ya. Sağ olsunlar. Kendimi banyoya atmak istiyorum. Size öncelikle şu odayı bir göstereyim. Şimdi buradan giriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Anahtarımı oraya koydum. Bu arada otel odalarında kalmayı özlemişim. Pandemiden beri, yani iki yıldır öyle bir Yunanistan'da annemle gittik. Ya ama küvet yok. Neyse, tabii ki de üzülmeyeceğiz bunun için. İki kişilik yatakta ben uyuyacağım. Tek başıma. Çok güzel. Şöyle. Tabii küçük aslında ama çok kullanışlı. Ben sevdim. Manzaramız yok bence. Gibime geldi. Ya da var. Var mı? Varmış yine. Şöyle bir manzaramız var. Şimdi sizi biraz daha bilgilendireyim istedim. İkinci gün diyeyim buna. Çünkü dün akşam
geldim. Burada aramızda 2,5 saat fark olduğu için, yani 2,5 saat burası ileride. Şu an burada saat 3 civarı. Ben ne yaptığımı size bir söyleyeyim. Geldiğimde zaten hani sizinle konuştuğumda bayağı yorgundum, bayağı uykuluydum. Kahvaltı ettim. Ondan sonra hani odaya geldim. Direkt böyle annem bir yere gitmemi istiyordu. Hani o işte bir kıyafet, böyle elbise vardı istediği. Arkadaşı gelmiş. Hani oradan böyle o yeri görmüş, çok beğenmiş tarzını o mağazanın. Bir oraya gidebilir misin demişti. Oraya gideyim dedim. Hani onları bir halledeyim. Bir de hani saat 8 gibiydi. Dolayısıyla da böyle ben de gezerim dedim. Ama arkadaşlar dediğim gibi o kadar yorgundum ki direkt uyumuşum. Hatta uyku uyanıklık halindeydi. Çünkü 4-5 kere hani kapı çaldı. Herhalde temizlemek için falan gelmek istediler. Böyle ona uyandım. Neyse banyo yaptım. Cici oldum. Yani çok pis hissediyordum kendimi. Yüzümü yıkamamıştım. Düşünün. Cilt bakımı falan hak getire. Yani hani uçakta nasıl yıkıyorsun yani? Zaten yıkayamam. Hani pis hissederim. Sonuçta maske takıyoruz. Yani korona geçti, tamam artık. Şükür, ama yine de ben uçakta öyle diş fırçalamak dışında yüzümü falan yıkayamam yani. Sadece dişimi fırçalıyorum. O sebeple dinlendim biraz. Şimdi çıkacağım. Size şey söyleyeceğim. Böyle bir baktım. Neyse ben böyle bakındım burada ne yapılır ne edilir falan. Bu Kalagoda bölgesi yani Londra'daki Shoreditch, Türkiye'deki Cihangir gibi bir yermiş. Orada böyle kafeler varmış, çok güzelmiş falan. Bir oraya gitmeyi düşünüyorum. O annemin istediği yer kapanmış gözüküyordu 30 Nisan 2019 itibariyle Instagram'da. Oraya bir bakarız. Yani ben size burasıyla aslında, evet, Bombay ile ilgili ben notlar da alayım. Ona şu anda karar verdim. Çünkü çok değişik şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Biraz okudum da demin. Şöyle bir şey yazıyordu arkadaşlar. Çok şaşırdım. 1 milyon kişiye sadece 17 umumi tuvalet düşüyormuş. Yani bayağı ilginç bilgiler var. Hani ben kendi deneyimlerimden edindiğim, işte zaten her şeyi de sizinle başka bir videoda paylaşırım. Artık gidiyoruz. Bir mağazadayım. Çekim yasak da şunu size göstermek istedim. Sari diyorlar buna. Hintlilerin genel, geleneksel kıyafeti diye biliyorum ben. Ama bir anlamı vardır. Onu da bir bakmak lazım. Biliyorum yani bir şeyi sembolize ediyor. Ben maskemi taktım. İnanılmaz sıcak. Beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama aşırı sıcak. Öyle böyle değil. İnanmazsınız ama Starbucks'a geldim. Geldim yani. Çünkü başka yerde kahve içemedim. İçemiyorum. Bak bana. Pişt. Ya şunlara bakın.
kızma. Ay yerim seni ya. Çok tatlısın. Ay kızma, tamam, bir şey yapmıyorum. Tipe bak ya, bu nasıl bir oturmadır ya. Şimdi saat 8'e geliyor. Büyük ihtimalle yani kesin gibi eğitimden çekemeyeceğim. Ama şöyle bir atmosferi size göstermek istiyorum. Şurada seans alabiliyoruz. Yani açıklamadım size, o yüzden ne olduğunu anlamayacaksınız ama en azından eğitim yerimi göreceksiniz. İkinci gün, yani evet, burada ikinci kahvaltım oluyor. Size şuraları da göstereyim dedim. Düştüm, anlatamam size. Üçüncü günden aloha diyorum herkese. 12:30-1 şu anda saat ve ara verdik. Eğitimin ilk günüydü. Muhteşem geçiyor arkadaşlar. Anlatamam size ya. Ya bilmiyorum, bana o kadar iyi geliyor ki. Hayatımda yaptığım en iyi yatırımlardan biri. Access'le tanışmak, bu eğitimleri almak bana çok iyi geliyor. Ve yani çok hani müteşekkirim diyebilirim sadece. Bütün bu bilgiler ve bütün bu aslında hissiyat da demek istemiyorum ya, varlığıma katkı oluyor, öyle söyleyebilirim. Ben böyle açıldığımı, büyüdüğümü, daha da neşeyle, coşkuyla dolduğumu hissediyorum. Müteşekkirim. Şimdi öncelikle ben bayağı çekindim yürürken falan. Zaten hani oraları gördünüz. Hani çektim bayağı. Sokaklarda yürürken falan. Hatta fare gördüm. Bir kedi vardı. Kediye bakıyordum. Böyle anne tatlı falan derken bir fare geçti yerden. O fareyi gördükten sonra da yani, ve insanlar hani duruyor orada böyle. Onlar da gördüler. Hani hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Belki alışıklardır. Ben böyle bayağı bir çekindim açıkçası. Neyse, sonra işte Starbucks buldum. Oturdum falan. Hani çünkü temiz, yani bana temiz gelen ve kahve içebileceğim yer orası gibi geldi. Çünkü bir iki yere gittim, orada temiz gelmedi bana. Hani bu belki benim bakış açımdır ama ben rahat edemedim. Hani böyle daha temiz bir yerde hani kahve içmek istedim. Ve Starbucks'ta hani bildiğim için oraya oturdum falan filan. Neyse, aslında bir restoran varmış orada, Trishna diye. Deniz ürünleri iyi olan bir restoranmış. Oraya baktım ama kapalı gözüküyordu. Sonra bir kafe falan vardı diye yazıyordu. Hani oraya gideyim mi dedim. Sonra internet çalışmıyor benim burada. Hani Wi-Fi dışında internetim bir şekilde çalışmıyor. Turkcell'e buradan selamlarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Beni burada dün aradım 2-3 kere. Hani güncelleyelim, ondan sonra olacak dediler. Olmadı. Neyse, bunda da vardır bir hayır. Dolayısıyla da Uber'le gittim. Hani Uber'i çağırmak için de internete ihtiyacım olduğu için Starbucks'ta durdum. Hani oranın internetiyle çağırdım Uber'i. Yoksa hani yürüsem sokaklarda bulamam. Hani interneti zaten kullanamıyorum diye. Böyle bir macera yaşadım.
Buradan oraya gitmek zaten 1 saat, 1 saat 15 dakika falan sürdü. Yine Uber'le gittim ve yarı fiyatınaydı. Yani taksi böyle 2 katı daha pahalıydı taksiyle gitsem. İyi de oldu ama dönüşte trafik inanılmaz yani. Hani 2,5 saati falan buldu. Öyle ondan sonra geldiğimde bayağı yorgundum. Zaten bir önceki günden uykusuzum hani biliyorsunuz. Uykusuzdum ama dün de yine böyle 1 gibi falan buranın saatiyle uyudum. Burası 2,5 saat ileride işte. Öyle bugün 7'de kalktım. Çok güzel. Ya eğitimden size hani geriyi paylaşamam. Kendisi hiçbir şekilde videoda olmak istemiyor. Dolayısıyla onu çekemem. Çekmedim. Ama böyle bir ortamı çektim. Onda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sadece hani geri konuşurken onu videoya ya da işte fotoğrafı falan almamamızı istedi. Hani hatta bu bir istek değil. Bu kesin bir şey dedi. O yüzden hani onu zaten paylaşamıyorum. Ama yani inanılmaz ya. İnanılmaz yani daha 2,5 günüm daha var. Çok tatlı böyle Hintli insanlarla da tanıştım. Rusya'dan yani zaten Hindistan'dan bir sürü kadın erkek var ama Rusya'dan da böyle birkaç kişi gördüm. Böyle. Başka size söyleyeceğim bir de kitaplar aldım. Onları da şimdi size göstereyim. Onun dışında bugün hani eğitim 5.30'da biter yazıyor. Ama belki daha erken biterse şu çamaşırhane denilen bir yer var. Doja Cat mı ne ben buralara bir yerlere adını yazarım. Oraya giderim diye düşünüyorum. Artık arkadaşlar bakalım yani bu vlog nasıl olacak. Çünkü ben hani en son halini görene kadar zaten hani ben de şaşırıyorum. Sadece sokaklarda hani ben genelde böyle vlog çekerken sokaklarda yürürken elimde kamerayı tutmayı seviyorum. Ama yani burada öyle bir ortam olmuyor. Hani genelde zaten ortamı size çekmek istiyorum. Ve yürürken de önüme bakmam gerekiyor gibime geliyor. Sanki böyle biraz diken üstünde hissediyorum. Bir kadın olarak rahat hissetmiyorum kendimi. Anlatabiliyorum umarım. Hani rahat hissetmiyorum. Hani aman da böyle kameramı çıkarayım, gezeyim falan rahatlığını vermiyor bana. Sanki biri kamerayı alabilir, biri bana bir şey yapabilir. Hani böyle dikkatli olmazsa bana bir duygu kaplıyor. Neyse güzel düşünelim, güzel şeyler olsun. Umut edelim, neşe dolu olalım. Neşeyi yayalım ya. Gerçekten coşkuyu, yaşama sevincini. Hani böyle bazı insanlar vardır. Onları da yargılamıyorum. Herkes olduğu haliyle neyi seçiyorsa muhteşem şekilde hayatlarına devam etsin. Ama şu var ya böyle merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İşte ben de buradayım falan. Hani ben böyle şey seviyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Böyle enerji hani anladınız mı böyle falan böyle hani eller kollar oynayabilir yani. Hani o yaşama sevincini seviyorum ya. Çok seviyorum. Bilmiyorum. Ben de böyleyim işte. Aldığım kitapları göstereyim. Yine çenem düştü. Evet ters ışığa hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar ben İngilizcem de gelişsin diye İngilizce okumak istiyorum. O yüzden buradaki kitapları aldım. Toplamda da 136 dolar tuttu. Hiç ucuz değil. Ama bunları okudukça dilerseniz sizinle paylaşırım şeyde bir işte videoda hani kitap önerisi videosunda ama isterseniz lütfen yorumlara yazın. Bu suistimalle ilgili bir kitap. Bu bipolarla ilgili bir kitap. Bu işte stil hani işte style your life diye. Bu hayvanlarla konuşmak. Bu da geri zaten kapağındaki. Embodiment Day'nin kitabı. Bunu da çok merak ediyorum. Böyle bir kitap aldım. İşte Magic, Mucize, Sen Osun, O Ol diye. Bu da işte para problem değil, sen problemsin. Bu da Sex, 4 harflik bir kelime değildir kitabı. Bu da Türkçe'ye çevrilmedi. Ben eğitime kaçıyorum. 1,5-2 saat kadar dediğim gibi ara verdik. Bir kadınla tanıştım. Hintli. Moksha. Çok tatlı bir kadın. Onunla böyle birbirimize bar seansı yapacağız. Hediyeleşeceğiz. Hediyeleşme deniyor işte. Güzel olacak ya. Ay çok güzel. Ay ışık ne kadar fark ediyor. Bakar mısınız ya? Bir de şurada bakın. Ay burada da şimdi bayağı beyaz oldum ama. Çok mu beyaz? Ama daha fark ediyor. Öyle arkadaşlar işte. Görüşürüz o zaman. Valla bu vlogda hep beni görüyorsunuz ama arkadaşlar bilgilendirmeden de olmuyor sanki. Saat 5.30 eğitimden çıktım. Dobby Gat'a gidiyoruz hayırlısıyla. Orasıyla ilgili size bir şey söylemem gerekiyor. Okuduğum kadarıyla orası dünyanın en büyük çamaşırhanesiymiş. Hani elle yıkıyorlar. Hop. Günde 18-20 saat çalışıyorlarmış. Bir de sabah saatlerinde yıkama oluyormuş, akşamüstü saatlerinde de kurutma oluyormuş. Öyle okudum ben. Dolayısıyla hani buraya gelince mutlaka oraya da gidin yazıyordu. Eğitimde de soru cevap bölümü vardı 1,5 saat kadar.
ben hem hani kendim gezeyim hem de tabii ki gezerken sizi de yanıma alayım diye o soru cevap bölümüne kalmadım. Hani yarın öbürsü günde zaten geriyle eğitim olacak. Harikaydı eğitim. Neyse şimdi ondan bahsetmeyeyim hani. Bu vlog Mumbai ile ilgili genel olarak olduğu için onu detaylı ele alırım size. Böyle gidiyoruz, yoldayız. Tekrardan yollarda. Uber çağırdım. Arkadaşlar inanamayacaksınız neler var. Bakar mısınız nasıl satılıyor? Yani... Dobigat'a geldik de Allah'ım yarabbim çok iyi. 5,000 to 6,000 you're working man. Sorry? 5,000 to 6,000 people working. Okay, can I see? Yeah. Oh, they live here. Yes. Wow. Here you're working. Hem burada çalışıyorlar hem de men washing area. Yıkıyorlarmış. Okay. Wow, yeah. Men washing area is the hand. Okay. Burada yıkıyorlarmış. So it's until what time? Yes, the morning is the busy time. Morning. The lunch sabahları... time, slow people working. Afternoon, night, slow people working. Okay, yeah, sabahları çalışıyorlar. Time. Günde 500 rupi falan kazanıyorlarmış. 500'den 2000'e kadar gidiyor diyorlar. Burada yıkıyorlar arkadaşlar. Okay, yes. Burada yıkıyorlar. Bütün otellerin falan da şeyde. Ah ya. O kadar enteresan geldi. Stress water is the chemical mixing. Okay. The peace night is the soak chemical. Okay, yeah. Morning start is the fresh water. Morning. Working yeah. is the hand. Yeah. The old people new technology using machine. Okay. Ah, this is the. Bu makinaları. Shall I get it out? Come. Wait. Washing this. Washing finish the dry. Dry. Okay. Bu da kurutma aşaması. Water out. Yeah. It's okay. Like second using sun dry. Okay. Cool. Hi. Sun dry. Okay. Yeah. Burada da ütülüyorlar. New technology electric iron. Old technology is the coal iron. Latex iron. Latex. Iron. Okay, yeah. Electric. New technology. Electric. Yeni teknoloji elektrikli ütülüyor arkadaşlar. Wow. Ben aşırı şaşırdım. İyi ki buraya geldim ama çok enteresan. Thank you for new technology. Yeah. What's your name? Bali. 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 Ay beni kaçırsalar anlamam artık. Okay. Yeah. Your Indian cat. Oh. They like you is the people. I love no problem. Cats. Yeah. Touching? Not now, but I love cats. Bebişkom. Güzellik. Şurada gördüğünüz şurada görülüyor. Orası turist. Turistler oraya gidip de bakıyorlarmış bir de. Hani burada da gelip hani tur da alıyorlarmış. Oraya da gidiyorlarmış diyor. Big top see inside, nice top. Yeah. Okay. So families live here? Families, yeah. 6,000 people live here. 6,000? Yeah. 6,000 kişi yaşıyormuş burada. The old business, the family working. Family, okay. Hep aileler çalışıyor, yaşıyormuş. Old people washing, old people chemical, yeah. Old people ironing, old people drying. Yeah, I see. I see.
Hi. Which country? Turkey. Turkey? Yeah. Oh, okay. Nice country. And one language. You are what? One language. I am Italian, German, French, English. Really? Spanish. You speak Turkish as well? Español, mucho gracias, bueno, bonito. Ah, that's good. What's your name? My name Nisha. Lisha. Nisha, Nisha. 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 Are you from Mumbai? I'm from Mumbai. I'm living here. Great. You speak very good English. Thank you. You're looking very nice. Thank you. I'm so sweaty and so hot today. Very hot. You come looking washing laundry? Yes, we made a tour. It was nice. No, I'm the tour guide. I'm selling the bags. No Gandhi House. No good Gandhi House. No, is it close by? Close, close. We're going yesterday, Monday coming. Monday. Okay. I wanna go to Taj Mahal. Taj Mahal Hotel. Nisha, right? Nisha, my name. Nisha ile tanıştırayım sizi. I give for video. Yeah, it's for YouTube. So. YouTube. Okay. Yeah. Dobby Gat'tan Taj Mahal Otel'e gidiyorsanız arkadaşlar 150 rupiye, bilginiz olsun, ben taksiyle 150 rupiye gidiyorum ama Nisha konuştu. Hani kandırmasınlar diye sen konuşur musun dedim. Şunu söyleyeceğim, demin Bali beni gezdirdi ya o şeyde, ne onun adı, Dobby Gat'ta gezdirdi ya, 1000 rupi istedi, ben 1000 vermedim, işte bu kural falan dedi sonunda. Bilginiz olsun, eğer ki giderseniz ben 500 rupi verdim. Hani pazarlık zaten, yani bence yapmanız gerekiyor, iyi olur. Tabi siz bilirsiniz içinizden nasıl gelirse ama ben 500 olarak verdim. Bilginiz olsun. 500'de ne yapıyor? Bir dakika. 1300 rupi galiba 16 dolar yapıyor arkadaşlar. Öyle olması lazım. Bakın şimdi Taj Mahal Otel'e geldim. Size bir içini göstereyim. Ya ben de ilk defa görüyorum bu arada, yani hem kendime hem size. Şimdi beni kalmadığım için burada bir yere almadılar. Ben de size, bu Taj Mahal Otel'in en üstüymüş. Hani böyle dışarıdan gözüken kısmı, hani en yukarıda olan işte. Şöyle bir çıkıntı var ya. Çok eski bir otel. 2008'de. Burada işte bayağı insan öldürüldü, saldırı oldu. Bundan sonra çok fazla video çekmiş. Yeah, it's okay, thank you. Dördüncü günden aloha. Eğitimden çıktım. Saat şu anda 1'e geliyor ve 2,5 saat kadar ara veriyoruz. 3'te başlayacak. Şimdi bir işte YouTube kanalımız için, sizler için, benim için ve sizin için tabii ki kanala yüklenecek videolardan birine bakacağım falan. Bir de size böyle biraz dünü anlatayım dedim. Çünkü dün akşam konuşmadık ve zaten hani görüntülerden anladığınız üzere çok değişik bir yere gittim. Dobby Gat diye. Yani orada da aslında size bilgi verdim. Şu anda çok fazla bilgi vermeyeyim. Hani Bombay'e dair bir video çekeceğim çünkü. Ama hani orası zaten hani dünyanın bildiğim kadarıyla en büyük hani açık çamaşırhanesi diye geçiyor. Hatta Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Çok enteresan bir deneyimdi. Gerçekten çok enteresan bir deneyimdi. Birazcık şeyden çekindim. Çok pis geldi bana. Hani çünkü yürürken böyle ayağım falan kayıyordu yani. Hani 2-3 yerde bayağı hani tehlike atlattım. Ya da borular vardı. Onlara basıyorsunuz falan. Böyle dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da hani hiçbir yere dokunmayayım dedim falan. Çünkü kimyasallarla bir yerde bir şey eziyor. İşte çamaşırları eziyorlar bir yerde. Yani görmüşsünüzdür. Böyle gerçekten çok karmaşık ama çok... İnanılmaz bir deneyimdi ya. Ya öyle bir deneyim daha önce yaşamamıştım. Hani onu söyleyebilirim. Görülmesi gereken bir yer. Neyse, oradan çıktım işte Taj Mahal Otel'e gittim. Açıkçası Taj Mahal Otel'i de size göstermek istedim arkadaşlar ama hani dışarıdan çekemedim ve çok yorgundum. Hani benim olduğum otelden zaten Dobby Gat'a gitmek hani böyle 1,5 saat falan sürdü. Sanırım ben şehir dışında biraz kalıyorum. Yani tam merkezde değilim anladığım kadarıyla ve Taj Mahal sanırım daha merkezde bir yerde, yani Taj Mahal daha da uzaktı. Dobby Gat'tan bir yarım saat falan sürdü. Hemen 2 dakikaya dedi o tanıştığım, Nisha mıydı dün tanıştığım o kız.
Neyse dışarıdan çok çekemedim. Yani o kadar çok insan seli vardı ki biraz çekindim. Bir de hani arabalar öyle bir geçiyor ki hani ezilirim falan diye korktum da. O bir özel bir bölge var böyle havuzun bulunduğu. Oraya almadılar beni. Sadece kalan müşteriler girebiliyormuş. Ben de kalıyorum diyemedim. Neyse işte aslında diye de bilirdim hani gösterme hem kendim görmek hem de size göstermek için ama aklıma gelmedi. Çok dürüstüm ya hep. Bugün de kısmetse Gandhi'nin evine gideceğim. Yani onu istiyorum. O dün tanıştığım kız ben orada çanta satıyorum dedi. 3'e kadar oradayım gel dedi. 18 yaşındayım ya çok tatlı. Neyse ama benim sonra da bir konuşma daha olacak eğitimden sonra. Herhalde 6'yı bulur bitmesi. Bakacağız artık. Burada bu arada ben çok az uyuyorum. Dün 1.30-2 gibi uyudum. Sabah 7'de kalktım. Bir önceki gün de öyle. Bir önceki gün. Yani 3 gündür falan böyle maksimum 5-6 saat uyuyorum. Ama zaten bence gördüğünüz üzere çok iyi hissediyorum arkadaşlar. Hatta ışık şuradan daha mı iyi? Böyle mi konuşsam? Gerçekten çok iyi hissediyorum. Yani bu aksesle ilgili öğrendiğim her şey bana çok iyi geliyor. Yani benimle ilgili böyle hani eğer diyorsanız Kardelen son zamanlarda enerjin daha böyle iyi ne bileyim böyle bir şey, yani herhangi bir şey diyorsanız bunu ben Akses'e borçluyum. Çünkü oradan öğrendiğim birçok şey oldu ve onları hayatımda uygulamak yani beni tamamen değiştiriyor çok olumlu anlamda. Böyle yani zaten sizi yanıma alacağım. Sabahtan kahvaltı falan ettim. Hani sizi oralara zaten gördünüz. Hani bir daha almak istemedim yanıma sizi. Eğitimde çekemediğim için almadım. Öyle neyse böyle dertlerimiz olsun. Derdimiz bu olsun arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Eğitim yeni bitti arkadaşlar. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Şimdi çıkacağım. Bu Gandhi'nin evine gitmek istiyordum ama 6'ya kadar açıkmış. Modern Museum of Art diye sanat müzesi var. Ona baktım. O da 7'ye kadar mıydı? 6'ya kadar mıydı? Ya 6'ya 7'ye kadar galiba. O da 6'ya kadar çıktı. İkisine de gidemeyeceğim. Biraz da böyle yani çok iyiyim. Çok çok iyiyim. Ah çok fazla şey yüklendi. Yani çok iyi geldi. Harikayım. Sindirmem gerekiyor sadece. Neyse ama hani bir yeri de görmüş olmak istiyorum açıkçası. Bu Big Ben'den esinlenerek yapılan bir saat kulesi var. Oraya gideceğim. Orada da zaten yüksek mahkeme falan da varmış. Hani hemen yakınlarda. Üniversite varmış. Bilmiyorum yani yakın diyorlar yakın mı değil mi öyle okudum. Bir bakacağım. İnanılmaz sıcak sanırım bugün de hava. Oraya bir gideriz, döneriz. İnternetim de bu arada yok. Hani otelde var Wi-Fi. Ama dışarıda çalışmıyor. Uber'le gideceğim. Dönüşüm nasıl olur? Bir şekilde ben yolumu buluyorum. Bir yerden olmadı. İnternet bulacağız artık ya da bakacağım. Ya da taksilerde çünkü genelde klima olmuyor ve taksiler daha deli kullanıyor. Yani benim tecrübeme göre. Dün bindiğim taksi inanılmazdı. Uber'ler bir tık daha dikkatli gibi geldi bana. Onlar da tabii deli deli kullanıyor. Neyse bakalım bir gidelim de sonrasını hallederiz. Çok acıktım. Öyle böyle değil. Ama akşam yemek yiyeyim diyorum. Şimdi bir de yemekle zaman kaybedersem bayağı geç olacak. Saat kulesi de 10.45'e kadar çıkmış. Baktım bir cips aldım yanıma. Muz aldım, erik aldım. Yani böyle taze erik. Bakalım görüşürüz birazdan. Sizi de götüreceğim. Siz varsınız diye de gezeyim istedim. Hem ben göreyim ama vlog çekmiyor olsam gerçekten belki gitmezdim. Ama benim için de iyi oluyor tabii ki. Gidelim bakalım. Son günden aloha diyorum. O zaman
Arkadaşlar eğitim bitti. Yani bugün şu an saat 4 tam olarak. Aslında hani ilk bölüm bitti. 12.30 1'e kadar. Yani 12.30 gibi işte ilk bölüm bitiyor. Sabah 9-12.30 arası bir eğitim var. Ondan sonra hani 3'te başlıyoruz genelde. 3'ten işte 5'e 5.30'a kadar falan da diğer ikinci yarısı devam ediyordu. Hani 2 gündür. Ama bugün Gary, hani eğitimi veren kişi, Access'in de kurucusu Gary Douglas 80 yaşında olduğu için biraz kendini iyi hissetmemiş. O yüzden de gelemedi. Ve yani haklı olarak tabii ki de olabilir böyle şeyler. Dinlenmesi gerekiyormuş. O yüzden de eğitim erken bitti. Şimdi ben aslında bugün Gandhi'nin evine gitmek istiyordum. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Benim kaldığım otel, sanıyorum bu bölgenin adı, hani Marriott Otel'de kaldım ama Juhu. Yani herhalde o, yani Juhu Marriott diye geçiyor ama bu bölgenin adı da öyle anladığım kadarıyla. Dolayısıyla buradan hani Gandhi'nin evine falan gitmek çok da trafik oluyor. Ben hani Mumbai'de bu kadar trafik olduğunu da bilmiyordum. Uber'le gidiyorum ben, hani biliyorsunuz zaten. 1-1.5 saati falan buluyor. Yani ben bayağı uzağım anladığım kadarıyla her yere. Ve 6 gibi de kapanıyor zaten Gandhi'nin evi. Ve yarın sabah hani 2.30'da kalkacağım. Doğru duydunuz. 2.30'da kalkacağım. 3'ü çeyrek geçe gibi işte gideceğim şeye, havaalanına. Sabah 6.25'te de uçağım var. Dönüyorum. Böyle yani birileriyle tanıştım. Hatta size işte telefondan birkaç görüntü çektim. Kusura bakmayın, görüntü kalitesi kamerayla olduğu kadar, olduğu gibi iyi olmazsa. Ama telefonlar da gayet artık iyi çekiyor. Benimki iPhone 11. Onunla çektim. Mikrofonum da yoktu yanımda, hani telefona bağlayacağım. Ama öyle biraz size göstermek istedim eğitim sonunu. Kapanışı da yapıp bu videoyu öyle kapatayım istiyorum. İzlediğiniz için öncelikle gerçekten çok 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 kocaman 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 mahalo. Umarım bu vesileyle, bu vlogla siz de Mumbai'ye dair bir fikir edinmişsinizdir. Merak ettiğiniz sorular varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ya da Instagram'ımı şuraya ya da buraya, galiba buraya bırakıyorum. Oradan da ulaşıp hani cevap verebileceğim sorular olursa oradan da sorularınızı bırakabilirsiniz. Ama yorumlar daha iyi olacaktır bunun için. Çünkü Bombay ile ilgili merak ettikleriniz videosu gelecek. Yani böyle bir oturup size biraz Bombay'i anlatmak istiyorum. Benim nasıl tecrübelerim oldu? Ben ne düşünüyorum? İşte ne hissediyorum? Bu şehir bana kendimi nasıl hissettirdi? Neler düşündürttü? Bunları biraz size anlatmak istiyorum. Çünkü gelecek olanlar varsa aranızda belki size biraz fikir verir diye. Bunun yanı sıra bu videoyu, bu vlogu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor. Bilenler bilmeyenlere duyurursa, söylerse çok sevinirim. Yani eğer ki videolarımı tabii ki de izlemekten hoşlanıyorsanız, keyif alıyorsanız, böyle sizin, bilmiyorum, size iyi geliyorsa yani. Böyle. O zaman ben gidiyorum artık. Neyse. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla, gerçekten böyle o coşkuyla, neşeyle kalın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Sencu'yla tanıştırmak istedim sizi. Picture mi video? Video. Sordum vlogumda olmak ister mi diye. Telefonda nereye bakacağımı bilmiyorum. Evet dedi. O yüzden böyle do you wanna say something? It's been a pleasure knowing her. She's been the sweetest person around, asking the sweetest questions and being so open. It's just amazing and just created so much greater for everyone. Yeah. Thank you so much. Thank you. Sizinle tanıştırmak istedim. Şimdi yine mikrofon yok arkadaşlar. You can, hi. Yeah, if you want to say something. It was amazing doing the COP and she asked some beautiful questions. Yeah. And they were really out of box, definitely. So what will it take for you to be you, even if you're weird? Yes, exactly. Yeah. Şimdi burada tanış, yani şimdi değil de eğitimi beraber aldık. Öyle sizinle de tanıştırmak istedim. Mansi, right? Thank you so much.